Dostlar merhaba, bir başka videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Apple'ın oyun servisi Apple Arcade'e bakacağız. Bir de Apple Arcade'e özel yeni bir Ninja Kaplumbağalar oyunu çıktı. Enteresandır. Buraya özel çıktı, eksklusif olarak. Ona bakacağız. Dilerseniz ilk olarak Arcade'de neler var? Apple Arcade bize neler sunuyor? Ona bakalım. Ben ilk çıktığında bir abone olmuştum. Sonra olmadım ama ta ki yeni Ninja Kaplumbağalar oyununu görene kadar bu şeyden etkilenmiş. Hades'ten etkilenmiş. Hades'ten esinlenerek yapılmış bir Ninja Kaplumbağalar oyunu. Az sonra ona bakacağız. Fakat Apple Arcade bize neler vaat ediyor? Ayda 35 liraya değer mi, değmez mi? Ona bakacağız. Açıkçası ben telefonla öyle çok oyun oynamayı seven birisi değilim. Daha çok iş için kullanıyorum telefonu. Dolayısıyla oyun oynayacak pek vaktim yok. Fakat bu aralar kullanmış olduğum Android telefonda emülatör tarafına bakıyorum. Ama işte Apple tarafında geçmiş oyunları tarayıcı üstünden oynayabiliyorsunuz. Evet, okey, ama Android gibi program üstünden çalıştıramadığınız için pratik değil. Hemen şu arada Apple Arcade'deki oyunlara bakalım. Güzel oyunlar var. Mesela bunlardan biri Limbo. Efsane oyunlardan Temple Run. Tabii geçmişte oynuyorduk. Bugün oynar mıyız bilmiyorum. Ya yani birçoğu tabii mobil oyun. Sadece birkaç tane öyle göze çarpan var. Çıkış tarihine göre bu şekilde. Old Man's Journey mesela bu Game Pass'te vardı. Hala vardır belki. Yani öyle anam babam şuna değer dediğiniz bir oyun yok. Mesela Shovel Knight var. O olabilir ki ben zaten indirdim şu şekilde. Göstereyim. Shovel Knight işte yeni Ninja Kaplumbağalarını, Game Dev Story, Samurai Jack, Dead Cells. Şöyle bir özellik var. Mesela geçen videoda Samurai Jack'ten bahsetmiştim. Enteresandır. Apple Arcade'de çıkan oyunlar Türkçe desteğiyle geliyor. Onlardan biri de Samurai Jack. Aynı zamanda Switch'te de almıştım oyunu. Ama oradaki Türkçe destekli değildi. Dilerseniz ilk olarak Ninja Kaplumbağalara bakalım. Evet, çok oyuncuyla da oynayabiliyorsunuz. Direkt zaten Türkçe olarak açıldı oyun. Çok kısa bir göz gezdirdim. Sizinle birlikte oynarız diye. Evet, oyunun kontrolcü desteği de var arkadaşlar. Eğer böyle elde oynamaya alışkın değilseniz benim gibi ya da kötü bir mobil oyuncuysanız PlayStation 5 kontrolcüsü veya Bluetooth olan herhangi bir kontrolcü desteğiyle bu oyuna bağlanabiliyorsunuz. Sadece bu değil. Çoğu oyun destekliyor. Gördüğünüz gibi Türkçe. Biz bir eğitim alanındayız şu an. Shader'ın askerlerine karşı Leonardo ile savaşıyoruz. Burada aynı ekranlar. Hadis oynadıysanız bilmiyorum, onda da vardı bu şekilde. Evet. Bunu da alalım. Evet. Ninjalar bizi eğitmeye devam ediyor. Kaçalım. Sadece bu platforma çıkması tabi üzücü olmuş. Ben bunu Switch'te oynamayı eğlerdim. Belki ileriki zamanda çıkar. Ama tabi Apple'ın da bu arcade'e önem verdiği aşikar. Ama tabi GeForce Now gibi bir karşısında rakip varken gerçek oyuncular hani Apple Arcade'e para verir mi bilmiyorum. Açıkçası ben geçmişte bir bağım olduğu için Ninja Kaplumbağalara karşı onu oynamak için aldım. Evet, Shader'ın
görüntüsüne bakalım. If you happen to find the rats. Evet, ilk bölümü geçtik sanırım. Leo, where did you come from? You're hurt. I'm good, April, but father, where is he? What happened? He's gone, Leo. Some kind of trans-dimensional portal, maybe transspatial? It looked kind of like the thing you just came out of, Leo. Where is it? Training. And then I told you guys it was Shredder. I'm gonna recycle that tin can for sure. Seslendirme nerede güzel olmuş bu arada. This is big. The way they took Master Splinter and sent Leo back here. My sons, can you hear me? Splinter geri geldi bu hanım. Is that you? Where are you? Physically, I know not. Mentally, I speak from across the astral plane. Sert olmuş Splinter'ın çizimleri. Yani eski bizim çocukluğumuzdaki gibi değil. Stop. Do not punish yourself, Leona. How do we find you? We're gonna come get you, Sen. Evet, konumuz belli oldu. Splinter ustayı bulacağız. I found this strange coin, Sensei. I thought you would know what to do with it. Yes, I recognize this. Oh, it disappeared. I can extend. Hadi aç bakalım. You uncover more of these coins, return them, and always. Father, father, we stop talking. Kaplumbağa seçtiği seçelim. Leonardo. Son vuruş iyi ilhamı. Kendisi büyük galime durulur düşük idi. Rafael. If it ain't broke, make it better, I guess. Yani ben açıkçası Leonardo ya da Donatello ile oynamayı seviyordum ama kılıcı olduğu için Leonardo ile devam edeceğim. Buradan ejderha yüklemelerini açıyormuşuz. Şu şekilde gideceğimiz yeri gösteriyor ama evet. Acaba hani takım olarak mı tek olarak mı ilerleyeceğiz? Bunu ben de bilemiyorum. Evet, tek ilerliyoruz. Yani eğer... I forgot to tell you guys. Looks totally palp. It made me stronger. No time there. Evet, buradan dilediğimiz gibi güçlendirebiliyoruz. Mesela şunu seçelim bu sefer. Yani gideceğimiz yerin göstermesi tabii biraz basit kaçıyor ama daha çok keşif hissi yaratmıyor. Şuradan evet, düşman geliyor sanırım. Hem kamera hem de dokunmatik ekran olunca ben biraz oynamakta zorlanıyorum tabi. Ama Hades'i de severek oynamıştım. Hani öyle sürekli öyle başa dönmek bir süre sonra beni yoruyor ama oyunun atmosferi güzeldi. Bunda da böyle. Tabi keşke Samsung'daki gibi böyle bir ekrana bağlayıp masaüstü modu gibi bir şey olsa olurdu ama belki kablosuz Wi-Fi ile ekrana yansıtıp oradan oynayabilirsiniz. Ama tabii ne kadar güzel olur tartışılır. Yani sadece bir oyun için değer mi? Bence bakılabilir bu oyuna. Bir dakika ayrılmayalım. Bence tabii bu oyunun için bir ayda bitireceksiniz 35 liraya değer ama
Diğer oyunlar hemen hemen Switch'te, bilgisayarda, PlayStation'da oynayabileceğiniz oyunlar. Ben daha çok emülatör tarafındayım. Emülatör oyunlarını telefonda oynamayı seviyorum. Yani böyle başlı başına bir oyunu ben de bitirebilir miyim? İnanın bilmiyorum ama 35 lira pek bir şey değil. Bu oyun için en azından denemeye değer. Arcade'deki durum o şekilde. Tabii başka indirmiş olduğum oyunlar da var. Mesela bakalım. Dead Cells var. Game Night Store bunu bilgisayar alacaktım. İndirimi kaçırdım. Burada bir deneyim dedim. Shovel Knight var. İşte Samurai Jack var. Hani Shovel Knight biraz daha pratik. Hemen kapattığınız zaman çok yormayan bir oyun. Bu da Türkçe enteresandır. Yani bu Arcade'in Türkçe desteği gerçekten bu Shovel Knight şu an ben şeyle bağladım, kontrolcüyü de bağladım. Shovel Knight ise kontrolcüyü bağlanınca ekranda şeyler çıkmadı. Kontrol şemaları çıkmadı. Gördüğünüz gibi herhangi bir gecikme yok. Anında yaptığınız her hareket yansıyor. Bu da Türkçe bir oyun. Dediğim gibi Ninja Kaplumbağalar için değil ama diğer oyunlar hemen hemen her yerde oynayabilirsiniz. Eğer sizin de bir Apple telefonunuz varsa, telefondan ziyade MacBook veya AirPad, Apple Arcade'e ulaşabilirsiniz. Şöyle bir güzelliği var. Eğer aileden birkaç kişi veya arkadaşlarınız kullanıyorsa tek kişinin alması yeterli. O aboneliği yani Apple Arcade aboneliğini aile üyeleriyle paylaşabiliyor. Böylelikle birinin başına düşen maliyet daha az almış oluyor. Hani oyun oynamayı seven, çevrenizde de bu gibi kişiler varsa hem iCloud hesabınızı, iCloud yedeklemenizi, daha yedekleme alanınızı daha doğrusu paylaşabilirsiniz. Hem de Apple Arcade'deki ya da Apple Müzik'teki keza aynı şey, o da abonelik sistemiyle çalışıyor. Onları paylaşabilirsiniz. O şekilde birinin başına düşen maliyet azalıyor. Benden şimdilik bu kadar. Sizlere Apple Arcade'deki son gelişmeler ve Apple Arcade Exclusive oyunu Ninja Kaplumbağaların oyununa baktık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.